Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sunar. Bir hastaya kanser teşhisi konduğu zaman çoğu hastamız o tarihe kadar daha bir doktora bile gitmemiş oluyor. Bir kontrolden geçmemiş oluyor ve ciddi bir hastalıkla karşı karşıya gelmiş oluyor. Bu hastaya müthiş bir stres yükler. Bu stres yüklendiği zaman da zaten işler sıkıntıya girer, tedavi ne yapacağım, ne edeceğim endişelenir. Sosyal olarak evin içerisinde bunu kabullenmesi, tedaviye başlaması çok kolay bir şey değildir. Hastalık teşhisi konduktan sonra hasta tedaviye başladığı zaman özellikle doktoruyla işbirliği içinde olması gerekir. Doktorunun ona söyledikleri doğrultusunda yapması gerekenlerle birlikte tedavisini yürütür. Başına gelebilecek şeyler, çünkü hasta radyoterapiye geldiği zaman canım acıyacak mı, herhangi bir sıkıntı olacak mı, çok büyük bir yan etki olacak mı, bu sorular kafasında kalıyor. Hayır, öyle bir şey değil. Radyoterapi sanki bir fizik tedavi gibi düşünün. Seanslara geliyor gibi hasta randevu saatinde gelir, cihazında sırasını bekler, içeride tedaviye girer. 10 dakika, 15 dakika ne kadar sürüyorsa tedavisini alır ve evine gider. Hastamız eve gittiği zaman ışını evine götürmez. Bunun altını çiziyorum. Çünkü genellikle evde küçük çocuğum var. Evde torunum var. Evde bir yakınım var. Acaba onlardan uzak kalmam gerekiyor mu diye çok fazla soru geliyor. Hayır, hiç kimseden uzak kalmasına gerektirmez. Bu radyoterapi doku içerisinde hastalığın hücresi içerisinde reaksiyon gösterir. Yani hasta dışarıya ışın saçarak evine gitmez. Öyle bir yan etkisi yoktur. Bulaşıcı mıdır? Hayır, öyle bir şey değildir. Ancak çevresindeki kişiler eğer gripliyse, eğer kronik bir hastalığı varsa, bulaşıcı bir hastalığı varsa o zaman benim hastalarımdan uzak duracaklar. Değil hastalar onlardan uzak durmaları, onlar onlardan uzak duracak ki ona zarar getirmesin. Çünkü radyoterapi sırasında kan değerleri düşebilir. Lökosit dediğimiz beyaz küreler düşebilir. Onlar enfeksiyona açık hale gelirler. Ne kadar dışarıdan farklı mikroplarla karşılaşırsa onlara zarar getirir. O yüzden çok fazla önermiyoruz ama kapalı yere gittiklerinde maske takmalarını istiyoruz. Hani yolculuk yaptıkları sırada dışarıdan enfeksiyon kapmamaları açısından bunu önermekteyiz. Yine tedavisi çok büyük bir sıkıntı yaratmaz. Hastaya acı vermez. Ağrı vermez. Tedavinin ortalarına doğru, ikinci hafta geçtikten sonra biraz halsizlik olabilir. Tedaviye bağlı uygulanan bölgeye göre, işte karın bölgesine uygulanıyorsa ishal, kabızlık gibi şikayetler olabilir. Akciğer bölgesine uygulanıyorsa gıcık bir öksürük olabilir. Hastalar kemik metastazıyla başvurmuşlarsa, hastalığın bulunduğu yerden kemiklerine yerleşmişse tümörü, o bölgeye tedavi uygulanırken o kemiğin geçtiği yerdeki sinirler de hasar görür. Tümöre bağlı o hangi bölgedeki kemik etkilenmişse o bölgeden geçen sinirlerde hasar olduğu için hasta da inanılmaz şekilde ağrı hissedebilir. Tedavi sırasında, tedavinin başlangıcında bu ağrılarda biraz artma olabilir. Ama tedavi sonlara doğru geldiği zaman bu ağrılarda azalma görmekteyiz. Ama ağrının azalıp veya artması hastalığın iyileşti veya kötüleştiği anlamına gelmez. O sinir sıkışması devam ediyorsa hastanın ağrısı zaten devam eder. Bundan hasta endişeye kapılmasın. Ağrım devam ediyor, hastalık aynı şekilde mi? Hayır, öyle değil. Yani hastalık oradaki sinir sıkışmasına bağlı ağrısı devam ediyordur. Onunla ilgili zaten gerekli destek ve tedavilerini hastaya önermekteyiz. Reçetesini yazmaktayız. Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sundu.